Şimdi burada anlatmak istediğim 74 yaşındaki bir erkek hastanın e, larynx kanseri görmekte olduğunuz e, bir tomografi kontrastlı tomografi e, bölge larynx bölgesi yani ses tellerinin olduğu bölge ve tümörümüzü de bu şekilde işaretleyebiliriz. E, sol tarafta ama ortanın da e, sağına doğru geçmiş e, durumda görünüyor. Laryns kanserlerinde en önemli faktörlerden, unsurlardan bir tanesi ses kısıklığı hissedip de bunun eğer 1-1,5 bir, bir ayda geçmediğini fark ediyorsanız hele de bu bir sigara içen bireyse mutlaka ve mutlaka en kısa zamanda bir kulak burun boğaz doktoruna başvurmanızdır. Yani su içtim de sesim kısıldı, benim zaten gider gelir sesim kısılır cümlelerine veya düşüncelerine hiçbir zaman itibar etmemenizi önemli rica ediyorum. Çünkü eee kanserleri öyle tür kanserlerdir ki zamanımızda bunları çok erken safhasında yakaladığımız zaman hatta sadece ağız içerisinden girerek lazer yöntemiyle çıkarttığımız zaman hastamızın normal yaşantısını devam ettirmesini sağlıyoruz. Sesinde de herhangi bir değişiklik olması olmasını önlemek koşuluyla veya radyoterapiye de yönlendirebiliyoruz. Tabii biraz fazla beklemiş olmaktan dolayı bu hastamızın larynx kanseri boyunda da bir kitle yani lenf bezi büyümesine neden olmuş durumda. Bu takdirde ameliyatın boyutu tabii ki bir e, ağız içerisinden yapılan larynx kanseri ameliyatının son derece basit aynı gün yollayabileceğimiz yönteminin dışına çıkmakta. Dolayısıyla bu hastamızda boyun diseksiyonu dediğimiz e, boynun bu bölgesinin e, lenf bölgelerinin lenf nodlarının çıkartılması ve kısmi laringektomi dediğimiz Ses tellerinin sağ ve sol taraftaki bölgede temiz hattının görülmesine kadar gırtlağının da bir bölümünün çıkartıldığı ameliyatı yapmak durumunda kaldık. Ama sonrasında hastamız normal yutkunmasına ve boğazındaki deliğin kapatılarak yukarıdan nefes almasına devam edebildi ilerlemesi durumunda gırtlağı çıkartmak gerekir ki o zaman sadece boğazındaki delikten nefes alması gibi çok daha morbid bir durumla karşılaşabiliriz. Yani vurgulamak istediğim uzun süren ses kısıklığı durumunda mutlaka ve mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine başvurmanızın çok önemli ve gerekli olduğudur. Teşekkür ederim ben dinlediğiniz için.